Anne, anne neredesin? Efendim kızım. Anne, işe gitmedin mi? Hayır kızım. Neden anne, niye işe gitmedin ki? Kızım, ben işten kovuldum. Ne? Nasıl yani anne? Kovuldun mu işten? Neden? Sen çok güzel çalışırsın anneciğim. Neden seni işten kovdular ki? Kızım, öyle olması gerekiyormuş. Sanırım işçi fazlalığı varmış. Patron da beni çıkardı. Ama anne, çok üzgün duruyorsun. Üzülme anneciğim. Başka bir iş bulursun inşallah. Tabii kızım. Başka iş buluruz. Çocuğu da üzmemem gerekiyor. Zaten içimdeki tüm her şeyle çocuğu yeteri kadar yıpratıyorum. Anne, ben çok acıktım. Evde yiyecek bir şeyler var mı? Kahvaltı hazırlamamışsın. Dur kızım. Hemen bakayım bir şeyler. Tamam anneciğim. Dolapta da hiçbir şey kalmamış. Nasıl bu çocuğu avutacağım ben şimdi? Ne oldu anne? Kızım, dolapta bir şey kalmamış. Anne, ama ben çok açım. Karnım da ağrıyor. Dün de doğru dürüst bir şey yiyemedik. Ne yapacağız şimdi? Özür dilerim kızım. Sadece faturaları ödeyebildim bu ay. Sana iyi bakamıyorum. Ben iyi bir anne değilim. Hayır anneciğim. Öyle düşünme. Sen dünyadaki en iyi annesin. Hiçbir zaman beni bırakmadın bir kere. Her zaman yanımdaydın. Sakın öyle düşünme anneciğim. Sen hayatta olduktan sürece her zaman seninle olmak benim için her şeydir anneciğim. Sakın üzülme, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Hemen yoluna bakacağım. Bir şeyler bulacağım hemen. Tamam mı kızım? Tamam anneciğim, sorun değil. Zaten ben çok acıkmadım ki. O kadar çok acıkmadım anneciğim. Birazcık televizyon izlerim işteyse. Ama anne, televizyon niye açılmıyor? Kızım, televizyon geçenlerde bozuldu ya. Yaptıramadım. Ha anne, öyle mi? O da sorun değil anneciğim. En azından evimizi temizleriz beraber. Bir şeyler yaparız. Yani güzel şeyler yaparız anneciğim. Sorun değil ki bunlar. Önemli olan seninle yan yana kalabilmek anneciğim. Hem benim dünyadaki en güçlü bir anneye sahip olmam bence mükemmel bir şey. Öyle değil mi anne? Ben de dünyadaki en güçlü ve en anlayışlı çocuğa sahibim. Canım annem benim. Ben bu odaya gideyim kızım. Odadan bir şey alacağım. Tamam anneciğim. Allah Allah. Kim geldi ki acaba? Kim o? Benim. Bengi. Aa Bengi, sen mi geldin? Ne oldu? Size yemek getirmiştim. Annem dedi ki. Ne dedi ki? Annem dedi ki onlar açtır dedi. Hayır, neden aç olalım ki? Annem çalışıyor bir kere. Bize her şey oluyor. Biz aç falan değiliz. İstemiyorum hiçbir şey. Açsınızdır aç. Senin baban da yok ya. Açsınızdır kesin aç. Hayır dedim Bengi. Aç falan değiliz. Lütfen git buradan. İstemiyoruz bir şey. Teşekkür ederiz. Aa, hem aç hem de söylemiyor. Sen bilesin. Ha, keyfin bilir. Hadi bay bay. İstemiyoruz kimsenin hiçbir şeyine. Kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacımız yok ki bizim. Kim geldi kızım? Hiç, anne Bengi gelmiş. Neden gelmiş ki? Yok anne bir şey. Sadece dışarıda oynayalım mı dedi. Oynasaydık kızım. Yok anne, oynamak canım istemiyor ki. Canım istemediği için de çıkmadım o yüzden. Seninle kalacağım hem. Birazcık seninle vakit geçiririz. Her zaman çalıştığın için gündüzleri hiç vakit geçiremiyorduk. Okulumda tatilken seninle vakit geçirmek istiyorum. Tamam kızım, o zaman beraber vakit geçirelim. Allah Allah. İstemezse istemesin. Çok da umurumdaydı. Fakir ya. Kızım, niye yemeği tekrar getirdin? Müşavire vermedin mi? Anne, onlar evde yokmuş da veremedim. Nasıl yokmuş evde? Evde nerede? Nerede olacak annesiyle? Yokmuş işte anne, anlamıyor musun? Hem sana gerçeği söyleyeceğim. İstemiyorlarmış. Sizin yaptığınız yemeğe mi kaldık diyorlar. Ay, bu ne saygısızlık. Hemen gidip bir soralım onlara ya. Hem fakirler onlara yardım etmek istiyoruz. Hem de böyle havalı havalı hareketler yapıyorlar. Ay anne, kim zile basıyor ya? Kim o? Ay komşu, inanmıyorum gerçekten. Ne oldu ki? Kızı o kadar gönderdim. Size yemek gönderdim. Bir de üstüne siz teşekkür etmek, Allah razı olsun demek yerine kızı azarlayıp gönderiyorsunuz. Bu ne saygısızlık? Saygısızlık yapılan bir şey yok. Bundan haberim bile yok. Teşekkür ederiz. Ama gerçekten bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İhtiyacı olan birine verirsiniz. Aa, anne kız, ikisi de çok terbiyesiz. Çıkın evimden, çıkın. Hadi. İnanmıyorum, böyle terbiyesizlik görmedim ben. Anne, özür dilerim sana yalan söylediğim için ama Bengi'den hiçbir şey almak istemiyorum. Sonra dalga geçiyor benimle okulda. Diyor ki Büşra git diyor, biz de muhtaç diyor. Her zaman yemeklerini biz veriyoruz diyor anne. O yüzden almadım ondan hiçbir şey. İyi yapmışsın kızım, aferin. Bizim kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok. Evet anne, yok zaten. Senin de böyle düşüneceğini bildiğim için böyle bir karar verdim. Özür dilerim ama yalan söylediğim için. Yalan söylemek ne olursa olsun kötü bir şey. Senin üzülmeni istemediğim için özür diledim. Tamam kızım, bir daha yalan söylemem ama ne olursa olsun bana, tamam mı? Tamam anneciğim, asla yalan söylemem. Aa kızım. Ne oldu anne? Birazcık un kalmış. Sana sevdiğin gözlemeden yapayım mı? Olur anne, mükemmel olur. Bayılırım zaten gözlemeye. Hadi bakalım, sen otur, sana güzel bir gözleme
yapıp getireyim ben. Tamam anneciğim. Çok şanslıyız anne bugün. Düşünsene unumuz varmış. Ve ben gözlemeyi çok severim zaten biliyorsun. Evet kızım ya. Gerçekten çok şanslıymış. Merak etme. Annen yakın zamanda bir iş bulacak. Hiçbir zaman aç kalmayacaksın. Tamam mı? Tamam anneciğim. Günaydın anne. Günaydın kızım. Ne yapıyorsun anne? Hiç. Biraz iş ilanlarını araştırdım. Onlara bakıyordum. Anne ben inanıyorum ki sen çok güzel bir iş bulacaksın. Çünkü sen benim annemsin. Çok güçlü bir annesin. Bir iş lan. Of ya anne Bengi geldi. Ben onunla oyun oynamak istemiyorum. Hadi kızım. Kimseye kötülük düşünme. İyilik düşün. Boşver. Onu da iyi bir insan olabilir. Daha yaşınız küçük. Ama anne. Hadi bakalım. Neydi kuralımız? Hiçbir zaman kötü bir insan olmayacaktık. Ne olursa olsun iyiliği savunacaktık. Tamam anne. Senin için çıkacağım. Efendim Bengi? Ne yapıyorsun? Hadi oyun oynayalım. Oyun mu? Evet oyun oynayalım. Ama sen beni çok sevmezsin. Yani daha doğrusu seninle oyun oynamaktan utanıyorum diyorsun. Hayır niye utanayım? Hiç utanır mıyım ya? Dün de zaten size gereksiz şeyler yaptık. Özür dileriz. Öyle demememiz gerekiyordu. Gerçekten özür mü diliyorsun Bengi? Evet özür diliyorum senden. Özür diliyorum. Bekle sen bekle. Tamam o zaman oynayabiliriz beraber. Çok mutlu oldum. Ben de zaten senin gibi seninle arkadaş olmak istiyorum. Hiçbir zaman sana kötülük düşünmüyordum. Hadi gel o zaman. Biz eve gidelim. Sizin eve mi? Annen kızmasın sonra oyuncakları dağıtıyoruz diye. Yok kızmaz. Sen gel hadi bizim eve. Tamam o zaman. Acaba gitsem mi? Yani rahatsızlık vermek istemem kimsenin evine. Ama neyse ya. Bengi çağırdı sonuçta. Gideyim ne olacak ki? Odan çok güzel olmuş Bengi. Gerçekten çok tatlı bir oda yaptırmışsınız. Geçen söylemiştim. Odam düzenleniyor diye bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Tabii düşünemezsin. Çünkü sen bir eziksin. Fakir olduğun için düşünemezsin. Efendim Bengi? Teşekkür ederim canım. Çok sağ ol demek istemiştim de. Ha anladım. Gerçekten çok güzel. Buradan manzara da çok harika gözüküyormuş. Tam merkeze bakıyor. Evet güzeldir. Aa çekmecemde dur bir şey vardı ona bakayım. Lavabo derken göremedim. Hadi bak bakalım. Ben de şöyle odanı birazcık gezeyim. Ay çok güzel odam var ya. Nerede bu ya acaba? Nerede? Ne nerede Bengi? Benim altın kolyem vardı burada. Sen mi çaldın? Hırsız! Sen bir hırsızsın tamam mı? Hırsız! Hayır ben çalmadım. Ne çalması? Hayır. Hırsız! Hayır Bengi gerçekten çalmadım. Ben hırsız değilim çalmadım. Ne oluyor kızım burada? Baba bir şu altın kolyemi çalmış. Hayır yemin ederim çalmadım diyorum. Gerçekten ben hırsız değilim. Çalmadım amca gerçekten. Hiçbir şey çalmadım hiçbir şeye dokunmadım. Sadece odaya bakıyordum hiçbir şeye dokunmadım. Ben hırsızsın kızım anladın mı? Çıkar polis. Yoksa seni polise veririm. Yaşına falan bakmam. Gerçekten hırsız değilim. Yalvarıyorum böyle yapmayın. Hırsız değilim. İnem teyze gerçekten hırsızlık yapmam ben. Sus. Ben kızımızın kolyesi diyoruz sana hemen. Bengi ben almadım görmedin mi? Her zaman yanındaydım senin. Hayır sen çaldın. Sadece odama sen girdin. Yemin ediyorum ben çalmadım. Yemin ediyorum size gerçekten çalmadım. Ben hırsız değilim. Hırsızlık yapacak bir şey yok. Sus çalarsın. Belki fakirsin. O yüzden şeytana uymuş olabilirsin. Hayır fakirim diye bir şey çalmam gerekmez. Ben kimsenin hiçbir şeyini almam dokunmam bile. Hayır sen çaldın. Burada bir şey var. Ne ki buradaki? Al kızım işte kolyem buradaymış. Bir de kızı suçluyorsunuz anne kız. Yazıklar olsun size. Ben size söylemiştim. Ben hırsız değilim. Şimdi güçlü olmam lazım. Annem kötü etkilenmesin. Zaten kadının başında bir sürü iş var. İş bulamadı. Bir de benim için üzülmesin. O yüzden bu olayı anlatmamam lazım anneme. Ağlamamam lazım. Anne, anneciğim. Ne oldu kızım? Niye gözlerin yaşarmış senin böyle? Yok anne, gözlerim falan yaşarmadı. Dışarıda birazcık rüzgar vardı anneciğim. O sanırım gözlerimi yaşartmış olabilir. Yoksa bir şey yok. Ağlamıyorsun değil mi kızım? Hayır anneciğim, ağlamıyorum. Bengi yoksa sana yine bir şey mi yaptı? Hayır, gerçekten anne hiçbir şey yapmadı. Tamam kızım o zaman. Gel otur. Kızım hadi marketten bir ekmek al gel. Tamam anneciğim hemen gidiyorum. Hemen koşa koşa gideyim de ekmeği alıp geleyim. Keşke param olsa birazcık cips de alabilsem ama yok. Neyse bunun için üzülecek değilim. Annemi üzemem. Sonuçta cips yesem de olur onu yemesem de olur. Çok güzel şeyler var. Muzu da çok severim ama bunları da maalesef ki alamayacağım. Çikolata da alamayacağım. Ama olsun o Bengi ile babası değil mi? Neyse bizim için bu kadar yeterli. Baba hepsinden istiyorum dondurma da al. Meyve, muz da al, pizza da al baba bize. Her şeyden al babacığım.
alacağım. Çikolata al 5 tane. Aa, burada kim varmış? Sen de mi buradaydın? Ha evet. Ben de buradaydım. Ekmek alıyordum da eve gideceğim. İstersen seni bırakalım. Yok yok. Gerek yok. Ben yürüyerek gitmeyi seviyorum zaten. Teşekkür ederim. Ay, sadece ekmek mi aldın? Şuradan bir çikolata falan alsaydın. Şey, benim canım istemiyor çikolata da o yüzden. Zaten küçüklere zararlı çikolata. O yüzden canım istemiyor. Küçüklere zararlıymış. Fakiriz demiyor da küçüklere zararlı diyor. Hayır, biz fakir değiliz ki. Annem çalışıyor. Benim istediğim her şeyi alıyor benim annem. Ya kızım, senin annen çalışmıyor bir kere. İşten atılmış. Anneme söylemiş. Ve ayrıca senin bir baban bile yok. Bak, benim babam var. Görüyor musun? Benim için her şeyi alabilen bir babam var. Senin baban nerede? Yok ki senin baban. Seni terk etmiş gitmiş. Seni babam bile sevmemiş kızım. Bizim sevmemizi niye bekliyorsun? Hayır. Babam beni terk etmedi. Çalışmak için gitti. Çalışmak için gittiyse o zaman neden size para göndermiyor da fakir yaşıyorsunuz? Senin babam bile seni sevmiyor, anladın mı Büşra? O yüzden kimseden sevgi bekleme. Hayır, hayır, benim babam beni terk etmedi. Anne! Anne, anneciğim bir şey soracağım sana. Babam beni terk etti mi anne? Hayır kızım, çalışmaya gitti baba. Hayır anne, Bengi öyle diyor. Baban seni terk etti diyor. O bile seni sevmiyor. Kimsenin seni sevmesini bekleme diyor anne. Hayır yavrum, terk etmedi, seni terk eder mi? Babalar evlatları çok sever. Ben 8 yaşına girdim. Niye bugüne kadar babam beni bir kere aramadı anne? Sevse arardı, özlerdi. Çalışsa bile orada bir kere sesimi duymak isterdi. Ama benim babam hiç sesimi duymak istemiyor anne. Ama kızım, çok işleri vardı. Hayır anne, çok işleri falan yok. Demek ki beni görmek bile istemiyor. Bengi'nin dediği doğru. Babam bile beni sevmiyor. Dün de annemi çok üzdüm. Annemin gönlünü almam lazım. Anne, anneciğim günaydın. Anne, sen bütün gece uyumadın mı? Kızım, uyku tutmadı çok. Ama anne, özür dilerim. Ben seni üzdüğüm için uyuyamadın değil mi? Yok kızım, ben senin yaptıklarının hiçbirine üzülür müyüm? Sen de haklısın. Baban aramıyor hiç seni. O yüzden böyle psikolojim bozuldu. Hayır anne, önemli değil. Ben seninle de çok mutluyum anneciğim. Önemli olan zaten senin yanımda olman. Ne yapalım? Babam da yoksa yoktur. Yapacak bir şey yok. Demek ki çalışıyor. Çok yoğun olduğu için de bizi arayamıyor değil mi anneciğim? Evet kızım, evet. Ama sana bir sürprizim var. Neymiş anne? Baban sanırım seni bugün arayacak. Ne? Babam mı arayacak beni bugün anne? Bu hayatımın en güzel günü olabilir anne. Gerçekten babam beni bugün arayacak mı? Evet evet kızım. Halanla konuştum. Ona söyledim senin konuşmak istediğini. O da babanı arattıracak. Neden anne? Babam halamgille konuşup bizle konuşmuyor mu da? Yani oradan daha kolay ulaşılıyor diyelim. Öyle düşün. Ha tamam anneciğim, o zaman. Sabırsızlıkla bekliyorum anne. Hemen arar umarım. Büşra, Büşra. Ne oldu Bengi? Ne yapıyorsun? Hiç. Biliyor musun? Bugün beni babam arayacak. Bu benim için çok normal bir şey. Neyse Bengi. Bugün senin dediklerine bile üzülmeyeceğim. Çünkü bugün babamla konuşacağım. İlk defa babamın sesini duyacağım. Acaba babaların sesi neye benziyor çok merak ediyordum bugüne kadar. Yani benim babamın sesi neye benzediğini bugün öğreneceğim. Biliyor musun Bengi? Çok komiksin ya. Babasının sesini bilmeyen de ne bileyim. Neyse Bengi. Bugün sen bile benim moralimi bozamazsın. Çünkü bugün benim için çok ama çok mutlu bir gün. Hadi gel o zaman. Dışarı çıkalım. Peki. Biliyor musun? Ben ne yapıyordum küçüklüğümden bu yana biliyor musun? Ne yapıyorsun Büşra? Mesela sağdan gelen ilk araba babam diyorum. Gitmiyordur büyük ihtimalle çünkü ben senin babanı hiç görmedim. Yani bugün bir daha şansımı deniyorum. Sonuçta şanslı günüm. Sağdan gelen ilk araba benim babam. Hadi bakalım, senin baban bilmiş bakalım. Böyle komik bir şey görmedim. Sanırım amca geldi, senin baban geldi. Ne sandın? Tabii benim babam gelecek. Babacığım, hoş geldin. Bazıları baba beklerken bulamadı. Kızım benim, neyden bahsediyorsun sen? Yok bir şey baba ya. Hadi eve gidelim, boş ver. Bazı kişiler daha hala hayal dünyasında yaşıyor. Babasını bekliyor. Belki bir gün o dediğim totem gerçek olacak. Kimse de anlamayacak. Bugün değil ama bir gün benim babam da o köşeden dönecek istediğimde. Neyse. İçeri gireyim en iyisi. Anne, babam aramadı mı hala? Hayır kızım, aramadı daha. Tamam anneciğim. Neden aramadı anne? Saat de akşam olmak üzere. Arar bakalım kızım, dur bakalım. Biraz vakit geçsin. Ama anne, aramayacak. Yine çocuğa söz verdi, yapmadı. Ben bu çocuğu nasıl şu anda avutacağım, ikna edeceğim? Keşke arayacağım demeseydi. Anne, babam mı aradı yoksa? Evet, evet. Hangi hastanedesiniz?
Şehir hastanesinde mi? Evet. Anne ne oluyor? Kim nerede? Niye hastanede? Evet. Tamam. Tamam hemen geliyoruz. Kızım baban... Ne oldu anne babama? Kızım baban sanırım... Ne oluyor anne? Hadi gidelim babanın yanına gidelim. Tamam anne. Demek sen benim kızımsın. Evet baba ben senin kızınım. İyileşeceksin değil mi baba? Hemen iyi olacaksın. Ve artık bizimle olacaksın değil mi baba? Kızım babanı zorlama. Zaten şu anda iyi değil. Ama anne iyileşecek değil mi? Tamam kızım artık babanı çok yormayalım. Özür dileyelim kızım. Sana iyi baba olamadığım için, senin yanında olamadığım için, seni karşına böyle çıktığım için özür dilerim. Önemli değil babacığım. Olsun ne olacak ki sanki? Sen babasın. Sen benim için her zaman babamsın. Seni çok seviyorum babacığım. Hemen iyileş tamam mı? Hadi kızım çıkalım. Babanı çok yormayalım. Ama anne biraz daha kalsaydık babamın yanında. Hadi kızım çıkalım. Tamam peki anne. Ne oldu doktor bey? Durum iyi mi? Evet babamın durumu iyi mi? Doktor amca? Maalesef. Başınız sağ olsun. Doktor amca? Ne diyorsun sen? Kızım tamam sakin ol. Anne doktor amca şaka yapıyor değil mi? Şaka yapıyorsun doktor amca. Hayır baba sen ölemezsin. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Bengi. Gerek yok. Dalga geç ve devam edebilirsin. Veya bana acımaya da kes. Ben acınacak halde falan değilim. Senden güçlü biriyim. Her şeye katlanabilen bir insanım. Sen bugün bir saçındaki tokan gitse üzülecek, ağlayacak insansın. Ama ben ne olursa olsun dik durup ayakta durabilecek bir insanım. O yüzden acınacak halde olan ben değilim. Sen ve senin gibiler. Bu hayat bana ne öğretti biliyor musun Bengi? İnsanlara asla güvenmemeyi. Kendi başıma annem gibi ayakta durabilen bir kadın olmayı öğretti. Bana ne öğretti bu hayat Bengi? Hiçbir şeyden memnun olmamayı. Herkesin acısıyla dalga geçmeyi öğretti değil mi? Neyse daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Yine de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ne demişler? Büyük acılar güçlü insanlar doğurur. Bu gerçektir arkadaşlar. İnsanlar genelde acılardan tecrübe kazanıyor. Nedense mutlu olduğumuz anıları çok çabuk unutuyoruz arkadaşlar. Ama nedense acı tecrübeleri unutmuyoruz. Bir de bundan ders çıkarıyoruz. Böyle bir şey. Hayat demek ki böyle bir sınav diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle bir roleplay'in sonuna geldik. Hemen şöyle gülücükleri saçalım. Sonuçta hayatta ne olursa olsun gülmeyi unutmayalım. Ve ailemizi hiçbir zaman unutmayalım. Ailemizi yalnız bırakmayalım. Hayat çok kısa. Hep birlikte olalım. Birbirimize sarılalım. Birbirimize iyi davranalım. Kötü asla davranmayalım. Kötülük görsek de kötü davranmayalım. Dik durmayı öğrenelim tamam mı? Hep beraber. Sizi seviyorum. Beyaz uyumdan hepinize koskocaman bay bay.